Kardeşim bu düzgün zamanda yanında olmak istedik. Acil bir haber olarak bize verildi. Yaşadığın olayları bize özetleyebilir misin? Saat 11.30 gibiydi. Evde kahvaltı hazırlıyordum. Kapımı çok şiddetli bir şekilde polisler tarafından çalındı. Aşağı ve yukarı olmak üzere. Şiddetli bir zil sesiyle uykudan uyandırdım misafirlerim. Ben mutfaktayken kim o diye seslendiğimde polis dediler ve aniden evin içerisine girip evi boşaltmanız gerekiyor. Evi mühürleyeceğiz. Burası temsilcilikmiş dediler. Ben onları içeriye davet ettim. Lütfen girin odaları görün ve bu evin temsilcilik olup olmadığını kendi gözlerinizle görüp resimler çekin dedim. Size kim bu emri verdiyse bu resimleri onlara gönderin. Çünkü iki tane misafirim salonda çekyatlarımı açmışım, yatıyorlar, uykudan uyandılar. Çocuklarım odalarında yatıyorlar. Normal bir ev hali, çamaşırım makinede, ocakta çayım, hazırlamış olduğum kahvaltım. Bu şekilde ısrar etmeme rağmen, ısrarla burası ev, evet böyle bir şeyler bizim evimizde olmadı dememe rağmen biz böyle emir aldık dediler ve mühürleyip gitmek zorundayız, evi boşaltın dediler. Beni bir süre istedim. Hatta bu süre isterken kendilerinin de evlerinin olduğunu, eşlerinin olduğunu, çocuklarının olduğunu, bu şekilde bir insanın evden apar topar nasıl çıkabileceğini sorduğumda yüzleri mahcup bir şekilde aslında cevap veremediler. Fakat cevap veremezken göstermiş olduğu tavırları tutanakta göstermediler. Çünkü tutanağı okuduğunda tutanakta yumuşatıcı hiçbir ifade olmadığı gibi aynı şekilde konuştuklarımızın tam zıttı olacak cümleler yazmış ve eşimin geceleri evde dersler yaptığını, geceleri insanların değişik değişik, hatta ifade olarak böyle bir şey yazmıştı. Değişik değişik insanların eve girip çıktığını, ben de eşimin Ümre'den getirmiş olduğu hurmaları ve zemzemi gösterdim. Çünkü yakın tarihte eşim Ümre'den gelmişti. Akşamları abiler tabii ki de ziyarete gelmişlerdi. Böyle misafirlerimizin gelip gitmesi gayet normal. Bunu nasıl böyle algılarsınız diye olaya daha da açıklamaya çalıştım. Fakat her ne dediysek, çocuklarımızın okula gideceğini, henüz hazır olmadığımızı, bir sürü kış vakti biz nereye gidebiliriz dememize rağmen elektriklerinizi kapatın, buzdolaplarınızı boşaltın, bir an önce eşyalarınızı evi boşaltıp çıkın dediler. Hiçbir şekilde konuşmalarımız ikna edici olmadı ve bir iftira yazısıyla tutanağı imzalamamı istediler. Ben de o tutanağı imzalamadığımı, imzalamak istemediğimi ve altına da böyle bir yazıyı kabul etmediğimi yazdım. Bu şekilde evimden ayrıldılar. Evimizi mühürlediler. Artık biz evimize giremeyeceğiz. Bunun ne kadar süreceğini bilmiyoruz. Bu zulüm kaç gün sürecek, ne kadar sürecek, bu kış günü ben nerede kalırım, çocuklarım nerede kalır bilmiyorum. Nasıl bir uygulamadır bunu da anlamış değilim. Göz var, nizam var dedim kendilerine de. Bütün odaları gezdirdim. Normal bir ev hali oldu, o kadar belli ki. Fakat bunu ispat etmek istemediler. Böyle bir görüntü almak da istemediler, resim de çekmek istemediler. Bu şekilde böyle bir zulüm yaşamış olduk. Pazar sabahında böyle bir misafirlerimizle birlikte, maalesef misafirlerimiz kimliklerini gösterdiler. Hani onların gerçekten akşam geldiğini, bizim uykusuz olduğumuzu, onlara uzun süre oturduğumuzu ve bu nedenle hala yatakta olduklarını, ama her şeye rağmen misafirlerimiz apar topar bavullarını aldılar. Biz de elimize ne geçirdiysek, hangi kıyafetlerimizi alabildiysek bilemiyorum. Onlarla çıktık evimizden, evimizi terk ettik. Ve gerçekten şu an şoktayım. Bütün bu yapılan uygulamayı kınıyorum. Kesinlikle de hakkımı helal etmiyorum. Onlara da bu şekilde söyleyerek gönderdim. Biz emir kuluyuz diyen emniyet mensuplarına da lütfen Allah'ın kulu olun dedim. Siz emir kulu olabilirsiniz ama bu elleriniz ahiret gününde şahitlik yapacak, yalan yazdınız dedim. Yalan yazdınız dediğimde de bir kelime cevap veremedim emniyet müdürü. Ve yalan yanlış bilgilerle maalesef tutanağı alıp gittiler. Peki çocuklarınızın şu anda psikolojisi nasıl? Evet, çocuklarım da çok tedirginler. Ben de çok tedirginim. Gerçekten yapılan bu uygulamayı asla beklemiyordum. Yani namus denen bir şey var Türkiye'de. Evet, eşler belki sıkıntıda olabilirler ama Türk halkı hanımlarına, kadınlarına sahip çıkan bir halktır. Bir kadın olarak ben çadır mı kurayım dedim, sokakta mı yaşayayım dedim. Bu nasıl bir namus kavramıdır anlamış değilim. Evinden atmak demek bir kadını, bu kadın nereye gitsin? Nereye gideyim? Benim annem babam yok. Nereye gideyim ben? Nerede yaşayayım? Bu soruma cevap veremediler. Çadır mı kurayım dedim yani. Nasıl bir uygulamadır? Bu uygulamayı anlamış değilim. Gerçekten anlam veremediğim bir şeyle karşı karşıya kaldım. Ve bütün Türk halkına da duyuruyorum. Gerçekten bu yapılan şey kabul edilir değil. Bir insan evinden nasıl olur da hiçbir şekilde ispat edilmiş bir şey yokken çıkarılabilir ve kapısı mühürlenebilir. Allah razı olsun. Sizden de Allah razı olsun. İnşallah bu günlerin de geçeceğini ümit ediyorum. Allah'a güveniyoruz. Rabbim inşallah bu günleri geçirecek. Bunlar da sabredeceğimiz meseleler diye düşünüyorum. Fakat bu zulümde bilinsin istiyorum.